ve bunu tüm okullarımızda uygulamak istediğimizi belirttik. Sağ olsun bizi kırmadılar. Okullarımıza duyurduk. Buradaki genel müdürümüzün de belirttiği gibi amacımız öğrencilerimizde çevre duyarlılığı ve bilincini kazandırmaktı. Ve ben de şiirleri ve kompozisyonları okuduğum zaman hakikaten gelecek için umutlandım. Ali lütfen. Okudum ama şiiri. Hadi sana bir görev alalım. Öğretmenlerin bu değerlendirmede senin şiirini ödüle layık gördü. Biz de sana bir o saati hediye ettik. Bu mütevazi ödülümüzü kabul ettiğiniz için biz de çok teşekkür ederiz. Bu bir tanrı. Önemli olan bu ödülün bir tepkiyi. Bakalım. Neva Gedik tepki ediyorum. Başarılar devamını diliyorum. Mavi bayrak. Alma hedefini tutup başlattık, devam ediyoruz. Edemli sahillerimizde, Kız Kalesi sahilinde bu sene mavi bayrak aldık. Şiirimde daha çok düşün kelimesinin altını çizdim. Çünkü artık çevremize yeter önem verilmiyor. Ben şiirimi yazarken kendi çevremizden örnek verdim. Kendi çevremi düşündüm. Yani kendi çevremi düşünerek yazdım şiirimi. Erdemli'yi düşündüm. Evet, Erdemli'yi düşündüm. Gerekli önemin verilmediğini düşünüyorum zaten. Bunu yaparak çevremden örnekler verdim. Peki, hangi konularda gerekli önemin verilmediğini düşünüyorsun çevreye? Ya genellikle insanların bilinçsizliği Türkiye'nin çevre kirliliği olduğunu, yani çevre kirliliğinin de ön planda olduğunu düşünüyorum. Çünkü bilinçsizlik insanı çevremizin tükenmesine, çevrenin kirlenmesine sebep oluyor. Aynı zamanda okullarda da bilinçsizlik had safhada. Kompozisyonu yazarken neler düşündün? Kompozisyonda nelerden bahsettin? Neleri kaleme aldın? Ben kompozisyonumu yazarken geleceğimizi düşündüm. Gelecekte dünyanın nasıl bir hale alacağını düşündüm. Sürekli verimli toprakların üzerine dikilen binaları düşündüm ve öyle bir şeyler işte yazdım. Kompozisyonla veya şiirle genelde de uğraşıyor musun? Edebiyatı seviyor musun? Evet, seviyorum. Böyle internetten falan okuyup kendileri de yazıyorum. Bu yarışmayı düzenledikleri için ve bize böyle bir fırsat sundukları için teşekkür ediyorum kendilerine.